Kaan, Gökbey, Hürkuş, TUSAŞ ürettiği araçlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç kattı. TUSAŞ tarafından insanlı ve insansız hava araçları üretildi ve üretilmeye de devam ediyor. Onlardan bir tanesi 5. nesil savaş uçağı olan Kaan'dı. Kaan, dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen nadir ülkelerden birisi olmamızı sağladı. PKK terör örgütü TUSAŞ'ın Ankara'daki üretim merkezine hedef aldı. Ellerinde uzun namlulu silah ve bombalarla içeri giren iki terörist, 5 kişinin şehit olmasına neden oldu. TUSAŞ geliştirdiği teknolojiyle teröre karşı TSK'ya hava üstünlüğü sağladı. 29 Ekim'de Jandarma Genel Komutanlığı'na Gökbey'in teslimatı planlanıyordu. Saldırı sonrası çalışanlar daha fazla azimle çalışmalarına devam etti ve verilen tarihte Gökbey gökyüzünde olacak. TUSAŞ son dönemde uydu teknolojisi alanında da önemli adımlar attı. Sadece hava unsurlarını geliştirmek yeterli olmuyor. Onların istihbarati bilgilere sahip olabilmesi için de uydular üretmek gerekiyor. Bu noktada TUSAŞ önemli bir görevi de yerine getiriyor. Ürettiği uydularla beraber uzaya gönderdikten sonra hem haberleşme hem de askeri anlamda desteğine devam ediyor.